Fransız ordusu güçlü ordular arasındadır, Lejyonlardan oluşur, ağırlıkta paralı askerlerdir ki o paralı askerin içinde çok sayıda Fransız olmayanlar da vardır ve sayıları da oldukça fazladır. O da söyleyeyim. Fransa'nın eski genel kurmay başkanı enteresan bir tespitte bulunuyor. Önce tespit yapıyor, arkasından Fransa adına acı bir gerçeği ortaya seriyor. Bakınız. Şimdi Fransa'nın eski genel kurmay başkanı Vilares diyor ki Türkiye. Rusya ve Çin'in gücünü arttırdığını vurguluyor. Fransa'nın yüksek yoğunluklu bir savaşla karşı karşıya kalması durumunda uzun süre dayanamayacağını söylüyor. Şimdi Fransa'nın elinde nükleer başlıklı silahlar var. Onu söyleyeyim. O nükleer başlıklı silahların bazıları da Fransız denizaltılarında e şu anda. Yani nükleer gücü var. Ama buna rağmen Fransa Genel Kulay Başkanı diyor ki olası bir konvansiyonel savaşta Fransa ordusu bozguna uğrar. Bu haliyle. Türkiye, Rusya ve Çin'in gücünü arttırdığını ifade ediyor, askeri gücünü ve üç ülkenin de askeri donanmasına işaret ediyor. Türkiye'nin de, Çin'in de, Rusya'nın da donanmaları çok güçlü diyor. Vilarese üç ülkenin eski imparatorluk dönemlerinde kaybettiği nüfuzlarını yeniden kazanmaya çalıştıklarını dile getiriyor. Yani Rusya Çar İmparatorluğu, Sovyet İmparatorluğu, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu, Çin Çin İmparatorluğu dönemindeki o kaybettikleri alanları, kaybettikleri nüfuz alanlarını yeniden ele geçirmenin sevdasındalar diyor. Bu yüzden de ordularını donatıyorlar. Bir nevi imparatorluk döneminin e, efendime söyleyeyim o e, renkli dönemlerine dönme çabaları var. Böyle yorumlamış eski Genelkurmay Başkanı e, Fransa'nın.